Bir hoşuma gitti. Bu Yıldıray Ordu diyebilir miyim? Kırmadan olur mu ya? Buyurun. Başım dışarı bir şey. Yok sen otur. Şey oldu, krize. Bilgisayarım bozuldu, çok üzüldüm. Bilgisayarım bozulmuş. Depresyondayım. Evet. Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız Yıldıray Or'la beraber. Birazdan bizlerle CHP'nin Arnavutköy imam adayı Tekin Aras da bizlerle birlikte olacak. Şimdi Yıldıray'a söz verdiğim için 17 bakan meselesini konuşmayacağız bugün. Teşekkürler. 17 bakan programı neyle açalım dedim. Yıldıray dedi ki 17 bakan, ben de şey zannettim böyle hani 17 bakan. Hani okey dedin sen. Okey dedim. yine olmuş. Çünkü eğlenceli. Bugün de bir şey daha konuşalım. Eğlenceli konu değil mi ama 17 bakan mevzusu Yıldıray? Bence çok eğlenceli. Öyle. Ama onu konuşmuyoruz. Çünkü gündemimizde yok 17 bakan mevzusu. 17 bakan İstanbul'a gelmemiş gibi davranacağız. Bu Özgür Özel'in videosuna bir bakalım mı? Evet. Ya çok enteresan. Özgür yani Özel. Siyaset niye bu kadar böyle garipleşiyor? Darbenin iyisi kötüsü mü olur ya? Ya darbe üzerinden şey olur mu? İroni, espri Yıldıray. İşte evet, Özgür Özel yapıyor. Bir bakalım mı videoya? Hadi arkadaşlar. Özgür Özel tutamıyor kimse. Dedim ki amca bak, yarın yine gecenin bu sefer üçünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler, ayağa kalkar fırlarım. Kim yaptığıyla ilgilenmem ama derlerse ki gençler yapıyor. Ama dedim bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak, 40 yaşın altındakiler bütün parti, ben o darbeye teslim olurum dedim. AK Partisi, MHP'si, DEM'i, İYİ Partisi, 40 yaş üzerinin tamamı gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım. Evet. Sana bıraktım Yıldıray. Ses bu arada eko yapıyor. Var mı bizim sesimiz şu anda? Yenge miyiz? Arkadaşlar. Boşa bir an kendimi şeyde gibi hissettim. Ha, 1, 2, bitti. 3. Evet. Biz var mıyız şu anda? Biz varız. Evet. Ya bizim orada bir laf vardır. Derler ki kuru derelerde boğuluyorsun. Tamam, Özgür Özel'in şeyleri o gidiyor yani. O kadar saçma komikler çıkıyor ki kendi ayağına sıkıyor böyle durup dururken. Yani bunu mesela cevap veriyorlar bunu bir de biliyorsun yani. Çünkü tuhaf bir şey, nereden çıktı? Ne diyorsun sen? Genç darbe ne demek? Ya, espri yapmaya. Darbeleri yapanlar genelde genç oluyor zaten. Yani nedir yani derdin ne? Niye kendi ayağını sıkıyorsun? Niye başına bela açıyorsun? Bayağı ciddi ciddi Ömer Çelik falan hani ne diyorsun sen darbe mi geliyor falan. Bayağı haberler yapılıyor şu anda bununla evet. ilgili. Ama yani durup dur hiçbir sıfırdan yani hani ortada hani bir şey olsa bir laf olsa bir şey hiçbir şey yokken hani tam bu işte kuru derelerde boğulmak bu. Atlıyor böyle kuru derelere. Yani ne diyorsunuz Özgür Bey ya? Yani hani yarın mesela CHP'li şimdi AK Partili gençler böyle bir şey yapmazlar Erdoğan'a karşı da hadi madem böyle deyip kötü bir örnek bir de yani darbe evet. üzerine anlatmak. Hadi şimdi tamam niyetin gelseler, halis de tamam iyi bir şey demeye çalışıyorsun tamam okey de. Bunu yani niye darbeyle? Deme, ya, deme bunu deme. De ki değişim isterlerse bu tür bir şey olursa değil, tepkilerini dile getirirse. Hani zaten bu olmadı mı değişim sürecinde 5 yıldır işte milletvekili olan isimlere karşı tepki oluştu. Değişim niye mesela Ekrem İmamoğlu'nun önderliğini yaptığı değişimin amacı neydi? Orada bir sürü CHP hani, içerisinde şey vardı ya kardeşim biz bizi bildik bileli siyasetin içerisinde olan işte 3 dönem, 4 dönem, 5 dönemdir böyle milletvekilliği yapan isimlere karşı bir tepki vardı. Bunlar olmasın, daha genç isimler olsun. Her yere de bunlar girmesin diye. Mesela Binali Yıldırım'a niye İstanbul seçimlerinde tepki gösteriyor? Her yerde hani Joker gibi her yerde olmayın. Gençlerin önü açılsın ama bunu niye illa ya bu ülkede iyi bir şey olacağı zaman illa bunu darbeyle mi yapmak gerekiyor ya? Hayır, bu da zaten hani, konudan bağımsız, içerikten yani? Bağımsız evet. yani hani konuşmada. Ne darbesi biraz ya? Böyle şey var. Birisi mecliste tecrübeli bir siyasetçi bu Özgür Özel'in ilginç
sözlerini, yani neyi böyle değişik değişik şeyler söylüyor diye. O demiş ki grup başkan vekilliği şeyi bu, defosu bu. Çünkü grup başkan vekilliği çok yıllarca yapınca için sürekli cevap vermen gerekiyor. Evet. Cevap vermen gerekiyor diyor. O yüzden bir de böyle şey gibi, hani bazı insanlar hani düşünür konuşur, bazı insanlar konuşurken düşünür. Hani düşünmeye devam ederken konuşursun. Yani bütün iç seslerini duyuyorsun. Mesela diyor ki işte ona da öyle dedim, buna da öyle dedim. Ben açıklama yapsaydım Burcu Köksal o zaman yol göstermek için şey, o yüzden Ekrem Bey yaptı. Sesli düşünüyor. Normalde evet, ses yani normalde hani beyninde geçen her şeyi değil. Söylüyorsun. Söylememem lazım yani. Hani ilk aklına geleni de söylememek lazım. Biraz böyle düşünmek gerekiyor. Hele siyasetçiysen. Biz bile düşünüyoruz yani, şimdi televizyonda oturuyoruz falan. Acayip bir ağzında bir anda canlı yayındayız. Tuhaf bir şey çıksa çok, evet, iyi polemikçi, dönüyorsun. Çok dönüyorsun zeki yani. Birisi. Hmm. Fakat mesela şey de bana en böyle hani ya bu şimdi bu darbe bir kere darbenin iyisi olmaz Özgür Bey. Darbenin her türlüsü. Darbe böyle hani ne yaparsan yap yenmeyecek böyle şeyler vardır ya, zehirli yiyecek hani ondan bir ne yaparsan örnek olarak unutmak lazım onu. Unutmak lazım. Zihinden yani, literatürden kötü, bir gitmek yani lazım. Yanlış bir şey, bir anda Türkiye'nin ortamı da İyi belli. İyi bir şey söylemeye çalışıyor. Yani evet, kırk evet, as üstü siyasetçiler gitsin. Orada şimdi aslında gençlere bir saygısını, hürmetini gösteriyor. Fakat evet, biraz abartıyor bunu yaparken. Bunu böyle değil. Yani bu böyle değil. Tamam, buna diyorsunuz ben şey de gösteririm, saygı da duyarım 40 yaş üstü birisi olarak. Ama bunu siz söz üstadısınız. Böyle hani sizin belagat, hitabet, böyle çok pırıltılı bir zekanız var. Öyle mi ya? Onu da pek emin değilim söz üstadına. Çok ya şey, iyi konuşan, iyi polemik yapıyor, aslında hazır cevap. İyi konuşma değil yani. Ama bu işte genel her başkanlıkta olması, biraz yalpalamaya başladı. Ama İbrahim, mesela şey, bir de şeyi var yani, onu neyse koymadık yani böyle takıntı gibi olmasın diye. Hangisi? Diyor ki emekliler Erdoğan'a oy var mı diye soruyor. Milletin kafası karışıyor. Onlar var diye var. Sonra bunu bir kere yaptı. Sonra bir daha yaptı. Trabzon'da bu sefer bir yerde daha yaptı. Ege'de bir yerde yaptı. Var dediler. Şimdi Trabzon'da Artvin'de konuşurken dedi ki böyle dedi var diye ses yerleştiriyorlar dedi. Hani aslında yok diye bağırdılar ama yani öyle şey mi olur falan hani tekrarladı bunu. Erdoğan o emekliler Erdoğan oy var mı diye bu sefer yok diye peki, ses çıktı. Şey yine var çıktı. Şöyle söyleyeceğim. Bu nasıl soru? Yanlış soru. Yani Erdoğan oy verecek misiniz? Hayır. Ha. Basit yani. Yani evet diye bağırsalar orada. Evet olmaz orada. Yani soru haline getir. Var mı dediğin zaman milletin kafası karışıyor. Şimdi burada ne diyeceksin? Var mı? Şimdi o da soru değil mi? Yok mu? Yok. İşte bu insanın kafası karıştıran bir şey. Bir kere yaptın tamam okey yanlış cevap aldın. İkinci de tekrar deniyorsun falan. Ne yapmak evet lazım bunları da. Ama benim en sempatik gelen şey bana. Sempatik ama yanlış tabii. Özgür Özel'de İsmail Saymaz'a verdiği röportajda o genel başkan seçilme sürecini anlatıyor. Bir parfüm hikayesi var ya. Yeniden işte, İslam. Ay pardon reklam. Beni sabote etme. Dış reklam gelmedi girmedi yani. Sadece YouTube açtı. Şey diyor ya yani Ekrem Bey'in o seçimin hemen ertesi günü başlattığı 29 Mayıs'ta değişim, bu kadar böyle CHP içerisinden tepkiler alarak bir değişim hareketi başlattı, öncülük yaptı buna ve bütün bu şeyleri heba eden hani kurultay için o kadar çalışıldı neler neredeyse böyle hani kıran kırana bir mücadele geçti kurultayda da CHP kurultayında o mesela dedi ki benim dedi işte bir tane parfüm var. Olabilir yani insana uğurlu gelen şeyler olur. Hepimizin vardır böyle işte hani şunu şöyle yapmayın bu bana şey getirir falan diye. Ama ya ben o parfümü sıktım işte eşimin bana aldığı parfüm bana uğurlu gelmişti onu sıktım. İşte bir yer müdür oldum ondan sonra bir şey sıktım. Bu sefer de genel başkan oldum çok. Akla gelen her şeyi söylemekle ilgili. Ya bir çabayı beyni da biraz tamamladı. Bazen evet şey frenlemek lazım beyni. Evet. İyi bir şey söylüyor Özgür Bey. Diğer, ama bunu daha iyi bir şekilde söyleyebilir. Bu Şivan Perverdem için. Evet. Şarkı yaptı. Şarkı var yaptı. Var mı bizde? Bizde var da. Şimdi telif var mı arkadaşlar bununla alakalı? Çıkmadı herhalde. Bir bakalım hadi. Dönme, 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 d
Matiye'di Rabbe. Matiye dem geldi. Dem geldi. Ondan sonra da Rabbe diyor galiba, ayağa kalkın gibi bir şey diyor. Bu şey açısından ilginç. Yani Sivan Perver... AK Partili. Yani şey, o çevreler onu çok sevmiyordu. Bu Dem Parti diyelim hani, evet, adını vermeyelim hani çok fazla. Şey çıktığı şey için sevmiyordu. Bir Nevruz... Evet, ona çıktı. Genel olarak Erdoğan'dan, çizgisini beğenmiyorlardı. Evet. Yani hani onların propaganda şeyine çok girmiyordu. O yüzden sanatçı bu ilginç. Sanatçı olarak çok sevilen birisiydi aslında. O AK Partili, şimdi bu toplumda canım, böyle efsanesi, bir şey var. AK Partili. Bütün Kürtlerin efsanesi. Evet. Bu arada bir de şöyle bir şey var şu anda, bir tartışma var. Keçek Kurdan var biliyorsun. Aynı evet, yüzünü meşhur etti. Aslında o Sivan Perver'in bir şarkısı. Aynur Doğan'ı Sivan Perver 50. müzik yılı için bir şey istemiş ondan. Yani böyle bir video, bir gece için ya da bir katılım gibi. O da buna cevap vermemiş. Buna da Sivan Perver'in danışmanları ona bir mail atmış Aynur Doğan'a. Hani biz yıllarca Sivan Perver'in şarkısını söylediniz ama bunun şey, yani bir şey cevap bile vermiyorsunuz diye. O yüzden artık sizin bu şarkıyı söylemenizi şey yapıyoruz, engelliyoruz diye. Telif şey yapmışlar. Keçek Kurdan'a. O da açıklama yapmış. İşte bu Kürtlerin işte bir şarkısıdır falan. O Sivan Perver'in şarkısı. Yani. O evet. Sivan. Böyle bir tartışma var şu anda. Yana, evet, 2013 yılından bu yana o Barzani ile Erdoğan, Sivan Perver beraber aslında hani çözüm sürecinin de henüz böyle bu kadar böyle akamete uğramadığı böyle hani şey dönemdi. Güzel bir fotoğraf karesiydi. Yanlış da değildi. Keşke o sürece böyle sahip saldırıya çıkılabilseydi. Saldırıya da uğradı sonra. PKK'lılar saldırdı Avrupa'da. 2013'ten sonra böyle bir kafa yapısı var. Şimdi mesela aynı şey rahmetli Aragüler'in başına da. O da Erdoğan'ın fotoğraflarını çektiği için. Evet. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yani bu iki tarafta da var. Yani Türkiye böyle bıçak sırtı gibi böyle bir ikiye ayrıldı. Birisi bu tarafa geçip ya hani bir şeyler de kalktı. Cumhurbaşkanlığım, işte devlet kurumları, makamlara saygı, hürmet, bunlar da şey yaptı. Ya iyi bir şey yapılıyorsa öyle bir kafa yapısı varken cepheden saldırı. İyi bir şey de yapsan yapma. Sen yapma onu. Yapıyorsan da biz sahip çıkmayacağız ona. Yani Tukak'a. Öbür taraftan da öyle. Diyelim ki hani AK Partililer farklı mı? Onlar da CHP diyelim iyi bir şey yaptı. Ona sahip çıktığın zaman aman tanrım hemen şey oluyorsun böyle. Vatan hainliğinden tut. CHP zihniyetinden ne ajanlığın kalıyor, ne iç düşman, ne dış düşman şeyin. Hak getire onlar da bitiyor. Güzel bir şarkı olmuş ama. Evet. Onda bir, onlara bir destek vermiş olmuş. Evet. Bir de Meral Akşener'in bir konuşması var. Ona da bakalım istersen. O da ne diyor Meral Akşener? Ben kaçırdım onu. Meral Akşener izleyelim. Bu seçimlerde ayrı girmeye karar verdiğiniz andan itibaren bütün büyükşehir belediye başkanlarının hiçbirini ayırmadan söylüyorum. Partinizin içine ellerini değil gövdelerini koymuşlar. Sevikliler ta o zaman henüz 40 yaşındaki Meral Akşener'in aldığı tutumu bilir. İlk defa onun için Selik'te konuşuyorum. Buradan ahlak çıkmaz. Buradan dürüstlük çıkmaz. Buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener'sem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirmezsem namerdim. Utanmadan, arlanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular. Her şehirde aynısı oldu. Ve inanamayacağınız bir biçimde meğer İYİ Partileri Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı... Evet. Meral Hanım bu şeyi devam ettiriyor. Yani CHP'li Büyükşehir Belediye bunu Antalya'da da söyledi. Antalya'da benzer şey olduğunu söylüyor. Yani bize destek, biz bağımsız geleceğimiz için CHP'li Büyükşehir Belediyeleri bizim partimiz içerisinde operasyon yapıyorlar diyor. Bizimki adaylarımız teklifler de bulunuyorlar diyor falan. Böyle bir buna karşı devam ediyor yani hiç pes etmeden bu aynı tezi devam ediyor. Ya bu iyi bir şey değil.
CHP yapıyorsa da iyi bir şey değil. İYİ Parti yapıyorsa da iyi bir şey değil. Ya bir de ben İYİ Parti'nin şey sloganını da anlayamıyorum. Bana mı çok böyle şey geliyor? Yani hür ve müstakil. Yani müstakil bir şekilde seçime girebilirsin ayrı. Ama bir slogan, böyle hani bir slogan buldun. Bazen o slogan çok iyi olmayabiliyor. Hür ve müstakil. Şimdi mesela ben bu şeyi gördüğümde ya altılı masa seçim işte bitti, ayrıldı. Hı hı. Hür ve müstakil. Ya şimdi mesela Meral Hanım, siz orada esir miydiniz? Esaretten mi kurtuldunuz? Zorla mı tuttular sizi? Yani insanın hani bunu sorası geliyor benim aklıma. Hür ve müstakil deyince, çünkü hür, yani esaretten kurtulan birisine hür denir. O masaya siz beraber oturdunuz. Türkiye'yi işte bu ucube, kendi şeyle ucube sistemden kurtarmak için ilkeler bazında parlamenter sisteme Türkiye'yi kavuşturmak için ve Türkiye parlamenter sisteme kavuşacağı zaman da, hani kavuştuğunda da o sistemdeki başbakanlığa taliptiniz. Bunu gerçekleştirmek için oturduğunuz masadan kalkınca bu sefer böyle hür dendiği zaman, ya bu böyle olmuyor ya. Ben bu biraz farklı düşünüyorum senden. Şu, yani hür konusunda mı? Yok, bu konuşmanın bir anlamı var. Yani şöyle. Yok, ben bu konuşmayı demedim. Bu şey. Anladım. Ha, tamam. Şu, yani şimdi seçim dönemlerinde insanlar hiçbir şeye bakmıyorlar. Yani önemli olan kazanmak. Evet. O yüzden herhangi bir eleştiri, nüans, bir yerde şerh düşmek, şurada hata yapılıyor demek, yani bir tarafı tutuyorsan onun, ona dokunma, hiçbir şey, toz bile dokunmasına izin vermiyor insanlar. Böyle bir tarafkarlık şey yok. Halbuki burada ciddi bir şey söylüyor. Yani seçimi kazanmak için yapılan siyasi bir takım manipülasyonların, operasyonlardan bahsediyor. Ve bunu istikrarlı bir şekilde söylüyor. Ve bunu söyleyen kişi de yani böyle şey gibi muamele ediliyor biraz, böyle hani işte böyle sanki duygusal patlamalar yaşıyor, işte hani böyle depresyonda gibi davranılıyor biraz Meral Akşener. Öyle değil. Bence o ciddi bir mesele yani, bu. Evet. Ciddi bir meseleden evet. Bahsediyor. Tamam, seçim bunu böyle konuşması tabii şimdi muhaliflerin işine gelmiyor. Çünkü araya işte şey oluyor, İYİ Parti zaten bak AK Parti'ye kazandırmaya çalışıyor bunlar. Çünkü herkes aman bu CHP'li adaylar seçilsin. AK Parti meselesi şeyinde de öyle oluyor. Genelde zaten büyük hatalar böyle şeylerde olur. Yani mesela şu anda hukukta en ciddi hatalar nerede oluyor? FETÖ meselesinde, değil mi? Çünkü aslında bir taraftan haklı bir mücadele var. Fakat o haklı mücadele tezini kullanarak araya öyle bir hukuksuzluk, öyle yolsuzluklar sıkıştırılıyor ki bir anda hukuk sistemi çöktü onun etrafında. Burada da tabii ki yani muhalefetin kazanmasını insanlar isteyebilirler. Bunda bir şey yok. Yani iktidardan nefret de ediyor olabilirler. Evet. Burada ama her şeye göz kapattığında iyi şeyler olmuyor. Yani AK Parti meselesinde de benzer şey. Biz de benzer buna gibi hatalar yaptık yani. Hani AK Parti doğrusu yapıyor. O zaman şu aralar işte onlar da işte kaynasın, görmezden gel oluyor. Sonra o görmezden gelen şeyler çok büyük problemlere döndü. Burada da aynı şekilde olacak. Benim en büyük bu konudaki, çünkü bazen yorumlara da görüyorum. Hani muhalefet eleştiriyor. Demek ki bu iktidara şey yapıyor diye yapıyorlar ama. Yani seçime kilitlendiğinde insanlar, bir şeye kilitlendiklerinde bir sürü ahlaki sorunu, bir sürü etik problemi, bir sürü ciddiye alınması gereken siyasi problemi, hukuki problemi görmezden geliyorlar. O yüzden ben onu, yani Meral Akşener'i çok eleştirdim yani o masadan kalkıp kalkmadan. Şu anda yaptığı şeyin seçimden sonra bence oturup üzerinde konuşulması gereken bir şey. Yani şimdi böyle kimse konuşamaz bu konu üzerinde de. Şimdi Murat, bu ciddi bir şey söylüyor. Siyasette böyle bir dinamik var. Yani muhalefette de var bu. Her şey meşru. Her şey meşru. Evet. Gazeteci de satın almak meşru. Siyasetçi de satın almak meşru. Amaç uğruna her şey meşru. Yani bunu iktidar da yapıyor, muhalefet de yapıyor bunu. Yani bunu bu şeyde Meral Akşener başına geldiği için bunu şey yapıyor. Bağırıyor. Her yerde bağırıyor. Mesela dediği yer Serik'te. Antalya Serik'te, yani meydanda 100 kişi var. Bu konuyu mu konuşursun? Onların da umrunda mı yani? Hani onların gündemi değil. Ama demek ki dertli ve bunu sürekli söylemek istiyor. Yok, can yakan bir mevzu. Gerçekten hani bunu burada çoğu zaman biz de konuşuyoruz.
siyasetçilerin gazeteci, gazeteci siyasetçinin gazetecisi olmaz. İşte siyasetçinin akademisyeni olmaz. Buralar daha bağımsız, daha böyle şey davranması lazım. Bir de seçime giriyoruz diye her şey meşru olmaz. İlla bir tarafa kazandıracağız diye bir tarafı linç etmek, bel altı böyle hani saldırmak. Bir de kadın olduğun zaman maalesef ki hemen duygulara veriliyor her şey. Evet. Yani her ne dersen duygu, aa bunlar zaten kadınlar, hassas bunlar. Ama her duygular. Yerde böyle Yıldıray ya. Evet, yani en gelişmiş, şey yani, şimdi mesela şey bu. En gelişmiş nasıl söyleyeyim, bakıyorsun gazetelerde en böyle işte şey gördüğün, hani kafa böyle entelektüel gördüğün, aydın gördüğün, bu konularda topluma ahkam kesen, köşelerinde kadılık yapan insanlar bile iş böyle kendi çevrelerine, kendi yakınlarına geldiği zaman ve kadın olduğunda o saygı, o şeyi böyle hemen şey yapıyor, düşüyor. Evet. Hemen histeriye bağlanıyor, ciddiye alınmıyor, ne dediğine bakılmıyor. Bu değil ama. Evet. Yani o orada o hemen zaman... Hemen şu Erdoğan'ı da evet, bir izleyelim mi? Çözeceğim. Erdoğan'ı da konumuz bir izleyelim. Da geldi. Ben senin yanında geliyorum. Evet. Erdoğan'ı da bir izleyelim. Erdoğan dün şimdi CHP, yani metro Ekrem açılışında. İmamoğlu'yla AK Parti arasında bir şey var. Metrolar konusunda sen açtın, benim metrom, senin metron. Böyle bir polemik var. Ama Erdoğan'ın burada Murat Kurum'a söylediği şey çok enteresan. Hemen izleyelim. Bir izleyelim ya. Hadi arkadaşlar. Malınıza sahip çıkmazsanız Murat, Murat sahip çıkın. Malınıza sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar. Anlaşıldı, anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Anlaşıldı Osman Nuri Bey. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Evet, bu galiba Arnavutköy metrosu galiba değil mi? Arnavutköy metrosuyla alakalı ama bunu eksik, bu konuşmanın şeyi var. O konuşmada diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyle bağlanıyor. Diyor ki metro ile ilgili adımları attık. 31 Mart'a kadar burayı bence ücretsiz yapmak da isabet olur diye düşünüyorum. Şu anda belediye başkanı da, şu andaki belediye başkanı şimdi bunu da sahiplenir. Bunu onun sahiplenmemesi için millete evet, iyi anlatmamız lazım. Murat, Murat malınıza iyi sahip çıkmazsanız bu adamlar sahip çıkar, malına iyi sahip çık diyor. Sahip çıkıyor musunuz metrosuna Cumhurbaşkanı? Ya bu mala sahip çıkmak, ya evet. Cumhurbaşkanı, neyse yorum yapmayalım. Yapmak evet, istiyorsan sana... Yok yok tamam yaptım zaten ben yorum. Yani zaten ortada her şey. Evet, ekranlarını yeni açanlar için CHP, Arnavutköy'deki CHP'nin adayı Tekin Aras bizlerle birlikte. Tekin Bey'in, şimdi bunları konuşmak da çok şey ama Tekin Bey öncelikli olarak hoş geldiniz. Hoş bulduk. İmamsınız siz. Evet. Ekrem İmamoğlu da sizi böyle şey yapıyor. Sizin de bir slogan, bir şeyiniz var. Oy isteme bir propaganda şeyiniz evet, var. Diyorsunuz ki bir oy imama, bir oy İmamoğlu'na diyorsunuz. Ya ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi sizinle konuştuğumuz zaman da söylemiştim size. Ben hiç Tekin isminden imam duymadım. Evet. Yani doğduğumuzda imam olacağımız bilmiyordu belki de. Ondan kaynaklı olabilir. Mesleklere göre bir isim sistemi kurmak gerekebilir tabii. Siz Bingöl'lü müydünüz? Bingöl Karlovalı. Karlovalısınız evet. Evet. Orada doğdunuz. Yani işte bir yaşındayken gelmişiz Arnavutköy'e. Evet. 88'den beri Arnavutköy'de oturuyoruz aileyle beraber. İşte biz doğma büyüme diyoruz oraya artık. Hayatımız orada geçti. Evet. Çocuklarımızın da hayatı orada geçecek. Onun için güzel bir Arnavutköy olsun istiyoruz. Bu sebeple de yola çıktık. Sonra İmam Hatip'te okuyup imam oldunuz. Nasıl İmam Hatip'te okuduk. İmamlığa geçiş yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze imamı olarak göreve başladım. Yani uzun yıllar orada çalıştıktan sonra yine Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda bölge sorumlusu olarak görev yaptım. Şeflik yaptım. Ondan sonra da genel koordinatör olarak görev yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda. Avrupa ve Anadolu Yakası genel koordinatörü. Sonra da bu siyasi hamle geldi önümüze. Nasıl karar verdiniz böyle? Siz mi talip mi oldunuz? Aslında iki taraflı oldu. Hani şu dönem için bir düşüncem yoktu benim. Ama uzun vadede bir planımın içindeydi.
belediye. Çünkü ailede benim dışımda da siyasi figürler var. Öyle mi? Daha önce belediye başkanlığı yapmış. İşte amcam var. Babam, Arnavutköy'de mi? Evet, belde belediyeyken. Babamın da encümenliği var. Abilerim de siyasetin içinde. Onlar da mı CHP'liydi? Yok, işte Anavatan Partisi var, AK Parti var, DEM Parti var. Yani kalabalık bir aileyiz biz orada. Yani 3000-3500 kişilik bir aileden bahsediyoruz. O oylar garanti o zaman. Tabii öyle. Aynen. Aras ailesi Arnavutköy'ün en büyük ikinci ailesi. Evet. Bu soy isim olarak bu sebeple kalabalık olduğu için de bir figür çıkması çok zor olmuyor. Yani. Evet. Bunun da bir itme gücü oldu. Ekrem Bey'in de yönetici ekibindeydik biz yani İBB'de çalıştığımız için. Tanıyanlar, görenler, fark edenler oldu. Bir yerlere isimler gitti geldi, konuşuldu. Ortak bir karar verildi. Mantıklı geldi bize de, kendi ilçemiz sonuçta. Peki şimdi Arnavutköy birazcık daha böyle muhafazakar, mütedeyyin insanların oturduğu yer. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Yani bir şey var ya, dindar kesimde CHP'yi el gitmeme. Sahada ne tür tepkilerle karşılaşıyorsunuz? Yani hem imam hem de CHP. Bu biraz yadırganıyor mu? Yani imam senin ne işin var CHP'de falan gibi yani, tepkiler oluyor mu? Yoksa hani o Kemal Bey'in başlattığı değişim dönüşümün artık böyle sahada karşılığı alınıyor mu? Nasıl? Yani ilk etapta tabii şu an kırılmanın asli sebebi Kemal Bey'le başlayan Ekrem Bey'in de devam ettirilmiş olduğu o ılımlı siyaset dili aslında. Arnavutköy'de de bizi öncesinden insanlar tanıdığı için ilk etapta Tekin Hoca CHP'den aday olmuş şoku oldu. Sonra insanlar bizi tanıdığı için biz onu hani siyasetin yerelde partiler üzerinde değil de şahıslar üzerinde gittiğini anlattık. Gayet de insanlar bu durumu artık makul gördü. Ve dönüş oraya doğru döndü. Çünkü şu an kafa kafaya gidiyoruz yani. Çok ciddi bir farkı kapattık burada. Bu da insanların algısının, işte bir kızgınlık var Arnavutköy'de, kırgınlık var. Yani çok kalabalık nüfusun yaşamış olduğu, her partiden ciddi adayların olduğu ama atama usulüyle birilerine adaylığın verildiği bir Arnavutköy'den bahsediyoruz. Çünkü belde belediye döneminden başlayıp ilçe olduktan sonra da 3 dönem devam eden, yani toplamda 20 yıl belediye başkanlığı yapmış bir şahıs var orada. Sonra yine kendine... Şu anda aday değil mi ama o? Değil. Yine kendiyle özdeşleşmiş, kendinin işaret etmiş olduğu birine tekrardan adaylık verildiği için insanlar şunu gördü. Yani yerelde şahıs üzerinde gitmeliyiz artık. Bunu kırdık. Hani evet bir CHP algısı vardı ama bu bir yerel... Tepki olmadı o zaman size yani. Çok kısa süreli bir şok. Yani 3-4 gün. Siz orada mı görev yapmıştınız Arnavutköy'de? Orada iyi çalışmalarım oldu benim. Evet. Cenaze imamı tam olarak öyle diyorsunuz ya, evet, o yüzden soruyorum. Cenaze imamı da farklı. Ne demek o? Yani adam tutuyor. Şöyle. Şimdi cenaze imamları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışır. Diyanete bağlı değildir. Bir cenaze olduğu zaman her bölgede bizim müdürlüklerimiz, müdür yardımcılıklarımız vardır. Cenaze arabalarımız vardır zaten malum yeşil renkli. Cenaze müdürlüklerinde imam arkadaşlarımızın durduğu alanlar vardır, gasilhanelerimiz vardır. Cenaze olduğu zaman bir başvuru yapılır oraya ölüm belgesiyle beraber. Arabaları onu alırlar, gelirler. Cenaze imamlarına falanca cenaze, falanca camide kaldırılacak, falanca mezarlığa gidecek diye görev yazılır. O cami imamlarının dışında ilerleyen bir konsepttir ve hizmettir. Cenazeyi kıldırıyor. Sadece cenaze namazı kıldırırlar. Öğlen, ikindi, işte ara defin neyse artık. Evet. Oradan insanlar sizi tanıyor yani çok fazla cenazelerinde bulunduğunuz. Tabii yani herkesin. Çocukluğum orada geçti şimdi benim. Aile kalabalık bir aileyiz. Biz orada ticaret de yapmaya devam ediyoruz bununla beraber. Ve benim hani oradaki yaşantım, şimdi ben orada ilk taraftar derneğinin kurucusuyum. Kurucularındanım diyeyim. Arnavutköy Spor. Arnavutköy Beşiktaş Derneği'nin. Arnavutköy Beşiktaş'la. Futbol oynadım. Yardım derneğimiz var. Yine kendimizin kurduğu arkadaşlarla etkin faaliyet gösteren bir dernek. Yaklaşık 300 bin öğrenciye yardım götürdük buradan Anadolu'nun muhtelif illerine. Yani orada zaten Tekin Hoca'yı tanıyorlar. Kendimizi anlatmak çok zor olmadı. Sadece o partiyle özdeşleştirme biraz zor olabilirdi. Onu da hızlı atlattık. O da.
Kürtsünüz abi. Kürdüm, evet. Evet. O yüzden öyle bir şeydi, duygulaştık da hemen kurulabiliyordur herhalde. Kuruldu. Orada çünkü Arnavutköy'de evet. Öyle bir şey var. DEM Parti'nin de adayı yok galiba. Adayı var. Var mı? Var var adayı. Ha, adayı var. Evet. Öyle güçlü mi? Güçlü bir ha. Aday mı? Esenyurt'tan gelmiş bir aday. Tabii güçlü bir aday. Evet. O peki oradan nasıl bir oy şey oluyor mu? Yani insanların kafası karıştı mı? Aslında Ekrem Bey'in tarzıyla aynı tarzı döndü bizimki de, bir taban ittifakı üzerinden ilerliyoruz. Yani sonuçta partilerin asıl çıkışı devam eden bir yönetim sistemi var ve 20 yıldır aralıksız devam eden bir sistem. Bizimle beraber ilçe olmuş etrafımızdaki sınırdaşlarımız ve yakın ilçelerimizle ciddi fark var aramızda hizmet kalitesi açısından. Evet. Bu sebeple bunu kapatmak için yola çıkıyoruz biz. Kazanmaya da en yakın aday üzerinden vatandaş orada politik bir seçim yapıyor yani. Evet. Bu sebeple bize bir mail, bir dönüş var. Evet. Ben sizi Instagram'da takip ediyorum yani videolarınızı. Çok böyle samimi bir üslupla diyalog kuruyorsunuz. Evet. İnsanlar. Yani tanıyorsunuz çoğunluğu zaten. Öyle tanış, görünüyor. Her yer tanış. Çocukluğumuz orada geçti. Evet. Gerçekten de. Beni güne çağırın diyorsun. Gittik. Öyle bir. Çeyrek öyle taktık. Gerçekten. Çeyreğinle gidiyoruz. Diyorsun. Geldik zaten. Gittik. Zahmetli evet. Olmuyor mu çok? Yani yetişebildiğimiz kadar. Çeyrek de çok pahalı ama. Öyle evet. Ekonomik. Vallahi. Ne yapıyorsunuz? Oraya gidip günde konuşma yani. Yapıyorsunuz. Tanışmış oluyoruz. İşte Ramazan Şerif'e denk gelmeden önce gittik. Yemeğimizi yedik. Ziyafetimizi çektik. Gönül sohbetini genişlettik. Orada ablalarımızın genel olarak en çok neyden şikayetçiler ya da neyi talep ediyorlar bunu dinledik. Biz de yapacaklarımızı anlattık. Çeyreğimizi verdik. Onlar da o çeyreği Bursa'dan öğrencileri varmış. Orada kullanacaklarmış. Güzel bir katkı ve fayda oldu. Geri döndük. Yani buna da devam edeceğiz. Evet. Böyle Ramazan'da şey oluyor mu? Hocam gel bir teravih kıldır, bir Kur'an oku bize. Yani teravihlere gidiyorum. Bir mukabele okudum. Öyle evet, mi? Mukabele okudum bir kadınlara. Tabi tamamını okuyamıyoruz. Bir kısmını okudum. Eskiden anneme okurdum ya da camilerde okurdum ama bu seçim döneminde kendime okuyabiliyorum sadece. Bir iki yerde okudum yani. Yani teravih namazı kıldırmadım. Bayağı şey oluyordur. CHP adayı mukabele okuyor. Size. Yani evet. Yani yargılar yıkılıyordur. Evet, bu algıyı kırmamız gerekiyor. Yani evet. Neden CHP adayı imam olduğu için konuşuluyor. İşte bu nedeni ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü alışveriş yaparken kimse evini kiraya verirken verdiği zaman şunu söylemiyor. Sen CHP'lisin. İlçe başkanı en uç nokta söyleyeyim. Sen CHP'nin ilçe başkanısın. Sana evimi kiraya vermiyorum demiyor kimse. Ama seçim dönemi geldiği zaman hemen bir sınır geliyor. Hemen bir kutuplaşma geliyor. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için de iyi bir dönüşüm var. Ben Ekrem Bey'le bunun başladığını düşünüyorum. Tabii Kemal Bey'in çok büyük katkısı var. Bu ılımlı, bu helalleşme politikası. Ben Türkiye bununla değişecek diye düşünüyorum. Peki. Çok da gençsiniz gerçekten. Kaç yaşındasınız? Ya? 36 şimdi, yaşındayım. 36. Videolarda tam görünmüyor ama burada şimdi karşımıza olunca 36 şimdi yaşındasınız. Şimdi dediniz ki kadınlar işte hani günler mukabele okudum dediniz. Kadınlarla erkeklerin bir belediye başkanından istekleri farklı oluyordur herhalde. Ne istiyor kadın seçmenler? Kadınlar özellikle eğitimle alakalı bir problem var. Onu çözmek istiyorlar ama Arnavutköy'de nasıl ki Türkiye'de hani 14-15 yaşındaki çocuklarımız siyasete maruz kaldığı için siyaset konuşuyorsa, Arnavutköy'de maalesef 70 yaşındaki teyzelerimiz imar problemi konuşuyor. Gerçekten. 30 yıldır evimiz burada, biz burada imarlaşamıyoruz. Oğlum bunu çöz diyorlar bize. Yani böyle bir değişik durum var aslında. Ortak sıkıntılarımız var ulaşımla alakalı, iç ulaşım. Ve özellikle kapalı pazar alanımız yok bizim. Çünkü soğuk şu havalarda alışveriş yapması hem esnaf için çok zor hem de vatandaş için çok zor. Kapalı pazar alanları istiyorlar ki bizim projelerimiz de buna meyilli, buna yönelik. Bizim çocuklarımız şu an Arnavutköy'de 55 kişilik sınıflarda ders alıyor. Böyle bir problemimiz var. Okul yapılmamış. Bizim okul alanı olarak tahsis edilmiş yerlerimize alışveriş merkezi yapılmış. İl özel idaresi tarafından verilen alan alışveriş merkezine tahsis edildiği için 7 tane okul yapılması yerine işte o alan yapılmış ve yerine okul yapılmamış. Şimdi bugün merkezde bir okulumuz var bizim.
eğitim seviyesi iyi olduğu için insanlar oraya çocuklarını götürmek istiyor. Ama ikametgah sistemine göre de kayıt olduğu için de insanlar başka beldelerden, başka mahallelerden merkez mahallesine, akrabalarına, ikametgahlarını taşıyıp çocuklarını orada okutmaya çalışıyor. Bu da bir yığılmaya sebebiyet veriyor. Ve bir sınıfta çocuklar 57 kişilik sınıflarda ders almak zorunda kalıyor. Anneler bunu istiyor bizden. Bu problemi çözmek istiyor. Sokakta canlı dostlarımız var. Bunlar toplaşık halde gezdikleri zaman çocuklar korkuyor bundan. Bazen saldırgan tavırlar olabiliyor. Hem çocukların hayvan sevgisiyle alakalı bir problem doğuyor. Hem de insanların, hem de hayvanların da bir tedirginlik durumu ve işte hakarete maruz kalma durumu söz konusu oluyor. İşte bu sebeple güvenli sokak istiyorlar bizlerden. Ulaşım istiyorlar. Özellikle işte kamu kurumları var. Mesela belediye binası var. Kaymakamlık var. Şimdi 7 tane beldeden oluşan bir ilçe. Birbirine uzak lokasyon. Çok geniş bir arazi. İnsanların oraya ulaşımı yok. Bu sebeple biz mahallelerden ring servis araçları kullanacağız. Ve insanların hem hastaneye hem de kamu kurumlarına ulaşımını sağlayacağız. Bunu istiyorlar bizden çünkü. Böyle Arnavutköy diye deyince herkesin aklına işte çok büyük araziler, rant alanı orası geliyor değil mi? Yani böyle bir şey var değil mi orada? Yani böyle bir risk, orman arazileri var ama hep böyle oralara bir girilecek gibi bir hava var sanki. Yani giriliyor. Birçok alandan girildi buna. Şimdi biz de imar problemiyle alakalı konuştuk. Mesela 20 yıldır, 25 yıldır yerleşik hayatın olduğu, 8 bin, 20 bin arasında nüfusun olduğu İmrahor Mahallesi gibi bir mahalle var. İmarı yok. 25 yıldır düşünün. Vatandaş keçisini satmış, koyununu, tarlasını satmış, gelmiş oraya çocuklarıyla arsa almış, ev yapamıyor. 25 yıldır yapamıyor. Yani bu bir zulüm. Adnan Menderes Mahallesi var. İnsanların evleri var, imarları yok. Çocuğunu evlendirecek, üzerine kat atacak, buna müsaade yok. Yani bir imar düzenlemesi, imar adaleti olması gerekiyor ve bir de bu rant sisteminde taşıma diye bir şey var. İmar adaleti dediğiniz bunu biraz açar mısınız? Hemen. İmar adaleti şu. Şimdi taşıma var. Taşıma dediğimiz şey işte havza korumalarda kalan arazilerin belediye orayı istimlak etmek için şöyle bir metot sunuyor vatandaşa. Siz diyor bir alan var. Bu alana yapı yapabilirsiniz ve bizim oraya vermiş olduğumuz imar 3 katlı bir imar. İşte 0.95. Siz o dere bandından, havza korumadan, tel altından, var olan yerlerden birini alıp belediyeye hibe ederseniz ben 3 katlı yere size 5 kat imar veririm diyor. Sizin paranız var. Siz bu işe giriyorsunuz. Oradan bir yer satın alıyorsunuz. Belediyeye hibe ediyorsunuz ve 3 katlı yeriniz 5 katlı oluyor. Aynı adanın içinde benim de parselim var. Benim param olmadığı için benim binam 3 katta kalıyor, sizinki 5 katlı oluyor. Bu imar adaletsizliği işte. Bunu ortadan kaldıracağız. Bu taşıma bir ranttır. Çünkü birileri o taşıma arazilerinden yer topluyor. 1 liraya 2 liraya aldıkları şey 14-15 bin liraya satılıyor. Bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve Arnavutköy'de imarla alakalı şöyle bir problem var. 9 çeşit birbirinden farklı imar var. Bir düzen yok. 2 yıl bir yer açılıyor imara. Aradan 2 yıl geçtikten sonra pat orayı kapatıyorlar. Siz oraya yatırım yapmışsınız belki. Yurt dışından, yurt içinden oranın yerlisi olarak. Birdenbire imar kapanınca otomatikman vermiş olduğunuz para olduğu yerde kalıyor. Yatırımınız da olduğu gibi kalıyor. Bina da yapamıyorsunuz. Sonra bir bakıyoruz başka bir yerden hop yeni bir imar fırlıyor. 2-3 yılda orası devam ediyor. İşte bu ranta açık sistemi tamamen tek düze bir imar. Mahalle bazlı, belde belediye döneminden kazanılmış haklar var. Şimdi Arnavutköy şu an şuna dönmüş. Bir kaçak cennetine. 5 katlı, 3 katlı gece kondular var bizim orada. Ve hep insanlara uzun yıllardır imar verilmediği için kaçağa yönlendirilmiş. Ve düşünebiliyor musunuz? Bir belediye yıl başında bir bütçe ilan ediyor ya. Bütçenin içinde kaçak geliri diye bir bütçe var. Öyle mi? Evet, kaçak geliri de 100 milyona yakın. Öyle mi yazıyor? Evet. Ve resmi olarak bu şekilde kaçaktan gelir 100 milyon bütçe.
Allah kaçak Allah. Çayları vardı. Kaçak düşün. Çaydan sonra. Çok acayip. Çok yani acayip. İşte bu acayipliği değiştirmenin yolu imar adaleti. Bir haksızlık var. Ya şimdi aklıma gelmişken unutmadan sormak istiyorum. Siz cenaze imamlığı da yaptığınız için hep İstanbul'da biz trafik sorununu konuşuyoruz, deprem konuşuyoruz, kalabalığı konuşuyoruz. Ama hiç böyle mesela cenazeleri mesela bizim şeylerimizde sıkıntı var mı? Mezarlıklarda sıkıntı var mı? İnsanlar mesela bir yakınımı kaybettim. Kolayca mezarlık bulabiliyor muyum? Bunlarla alakalı İstanbul'un bir sıkıntısı, sorunu var mı? İstanbul'un, sizin ilgi alanınıza giriyor evet, mu daha giriyor. Öncelik? İstanbul'un tamamının mezarlıkla alakalı sıkıntısı yok. Hı-hı. Ama ilçelerin var. Mesela bir gün gören Bağcılar, hı-hı, Bayrampaşa, şimdi yerleşik hayat bittiği için boş arazide olmadığından kaynaklı nüfus yoğunluğu, hı hı, önceden ayrılmış olan mezarlık için çok fazla ve yetersiz kalıyor. Nüfus çok kalabalık çünkü. Kalabalık şöyle, şimdi Bayrampaşa'da bir mezarlık alanı olmadığı için sizin otomatikmen o ilçenin dışında bir yere defnedilmeniz gerekiyor. Vatandaş biraz kendi mahallesinde defnedilmek istiyor eski köy sisteminde. Bu İstanbul için mümkün değil. Başka yerlerde mezarlık, hı, alanlarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Tabi bu biraz daha kırsala doğru dönüyor. Hı hı. Mesela Arnavutköy'de mezarlık alanı var. Kilyos'ta var devam eden, Silivri, Çatalca tarafında var. İşte Anadolu yakasında var. Var ama biraz vatandaşımız hepsi kendi ilçesine defnedilmek istiyor. Bu çok mümkün olmuyor. Çünkü önceden ayrılmış bir alan olmadığından kaynaklı. Ama ilin özelde bir mezarlıkla alakalı sıkıntısı yok. Evet. Arnavutköy'de başka hani sizin şimdi hani ekonomi bu yerel seçim şeylerin önüne geçti. Genel, hı, seçim havasında geçiyor gibi. Arnavutköy'de de herhalde. Böyle tabii de Arnavutköy'de sokaklarda işte bizim Cumhuriyet Meydanımız var. Hı. Yani orada mikrofon uzatıldığı zaman insanlar önce işte emeklilikten dem vuruyorlar. Hı. Konuya oradan girerek ilerliyorlar. Şimdi insanlar mağdur. Sonuç itibariyle siyaset seçim yerelde de olsa akşam olduğunda herkes evine bir ekmek götürmek zorunda. Bu problem sandığa otomatikmen yansıyor yani. Emekli sorunu. Ciddi bir problem. Ve kira problemi var. Arnavutköy en kırsalda, en uçta kalan, hmm, kuzeyde, çeperde kalan. Ne kadar kira var? Yani en kötü diyeceğimiz yerde 8-10 bin liradan başlıyor. Arnavutköy gibi bir yerde. 8-10 bin lira orada. Evet. Gerçekten mi? Öyle. Bu nasıl? İşte yani bir emekli İstanbul'da desek yani burada olmuyor artık. Ben en uzağa gideyim. Orada bile olmuyor. Tekirdağ yani. Ne bileyim Anadolu'ya gitmesi gerekiyor artık. Evet. Evet, böyle bir Arnavutköy'de var. Peki Arnavutköy'ün şeyi nasıl? Yani İstanbul'daki milli gelir seviyesiyle Arnavutköy arasındaki nasıl fark var? Bir fark var mı? Düşük. Hı. Yani daha çok asgari ücret bir tık üstünde çalışan insanların olduğu alan. Genelde işte tekstil, ayakkabı üzerine bir orta sanayide çalışan işte sabah 8'de gidip akşam 9'da gelen vatandaş. Geneli kirada. Yani Anadolu'dan, Anadolu'da yaşayamayan ama Anadolu'dan şehre, şehrin de en ücra köşesine daha Anadolu bir hayatı yaşayabilmek için gelen insanların toplandığı bir alan. Türkiye'nin biraz mozaiği aslında. Evet. Peki orada böyle 20 yıllık bir uzun bir iktidar dönemi var ve genelde rahat bir seçim olduğu hep bilinen Arnavutköy'de. Şimdi siz böyle ortaya çıkınca polemikler başladı mı? Yani size yönelik suçlamalar, şeyler böyle bir sert bir seçim oluyor mu? Tam takip etmiyoruz biz ama o yüzden. Benim açımdan sert bir seçim olmuyor. Hmm. Yani benim bir uslubum var. Zaten bunun dışına çıkmıyorum. Karşı taraftaki bütün adaylar da ortalama birbirini tanıyor. Şimdi AK Parti'nin adayı benim tanıdığım, ailecek tanıştığımız insanlar. Baktığımız zaman bütün parti adayları hemen hemen öyle. Herkesin birbirine evleri yakın, herkesin birbirini tanıdığı, akrabalık bağlarının olduğu bir yerleşke orası. Bu sebeple seçim startı verildikten sonra hakaretvari bir sistemin içine giremiyorlar. Tabii bel altı siyaset yapmaya çalışan insanlar var. Bazen işte bu işte bayrak pankart savaşına dönebiliyor.
Yırtıyorlar mı pankartı? Yani bu çok oluyor. Belediye gücüyle indirmeler oluyor. İşte güç direkleri biz burada indiriyoruz diyorlar mesela. Halbuki onlarınki bir aydır asılı hiçbir şey olmuyordu gibi şeyler oluyor ama bu da siyasetin rutini içinde görüyoruz bunu. Ama daha şiddetli bir içeriğin içine orada kimse girmez. Çünkü Arnavutköy'de herkes birbirini tanır ve böyle mağduriyete yönelik bir durum olduğu zaman direkt mağdur tutulur yani. Yeniden Refah Partisi'nin adayı var mı Arnavutköy'de? Var. Evet. O nasıl? AK Parti'den geçişler yani, oluyor mu? Tabii ki de AK Parti şöyle yani AK Parti biz çıkmadan önce AK Parti'den yani soğumuş, bıkmış, vermek istemeyen herkes oraya meyilli bir hareketin içindeydi. Siz aday olmadan. Bizden sonra biraz daha değişti o durum. Siz AK Parti'den oy alıyor musunuz AK Parti seçmeninde? AK Parti'nin bütün oylarını alıyorum. Gerçekten mi? Bu çok iddialı oldu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi çıkan anketler bugün AK, AK Parti'nin kendi anketinde ben 35 gösteriliyorum. Onlar? 40-39. Kendi anketinden bahsediyorum ve bu 2 hafta 3 hafta önceki anket. Sizin anketlerinizde durum? Bizim anketimize göre 34-36. Bu da 2 hafta önceki anket. Siz 30... 34, o AK Parti 36. Çok az fark var yani. 1,5-2 puan. Peki CHP'nin daha önce orada oy oranı ne kadar? 10. %10. %10. Yani bu sizin şeyiniz aslında. Siz... Yani bir parti üstü bir sistemde ilerliyoruz orada. Yani parti bize sahip çıktı. İnsanlar da partinin sahip çıktığı bu iradeye sahip çıktı. Böyle bir güzellik doğdu. Dedik yani taban ittifakı oluştu. Çünkü parti üstü bir hareketle Tekin Aras üzerinden ilerliyor kampanya. Peki CHP'de başka adaylar da vardır herhalde değil mi? Aday adaylarımız yani onları nasıl, vardı. Onlar da küskünler. Yok. Öyle bir şey olmadı. Yani burada herkes yani 20 yıllık bir rejim diyoruz biz ona aslında. Küçük bir rejim. Çünkü tek orada adam, bir rejim var ya. Tek adam sistemi. Yani hiç mi kimse yoktu? Yani insan bazı kendi partisinin içinde de bir aday lokasyonu çıkar ve birilerine meylettirilir. Hani bu da olmuyor. Hani rakipsizlik sürekli olmaz. Tek adam sisteminde olmaz. Bir rakibin olmalı. Bu olmadığı için insanlar bundan bıktı. Oradaki aday adaylarının tamamı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday adaylarının tamamı bu sisteme karşı olduğu için ortak çalışıyoruz, beraber çalışıyoruz. Projelerimizi birleştirdik, fikirlerimizi birleştirdik. Sahada da beraberiz. Çünkü gayemiz bir aslında. Siz İmamoğlu'yla yakın mı çalışıyordunuz daha öncesinde? Çok yakında değildim. Ben kendi alanımda işimi iyi yapmaya çalışıyordum. Birileri bizi önerdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne önerdi. Ekrem Bey'e önerdi. Kabul görüldük. Yani böyle İmamoğlu'nun bürokratı gibi değil. Sizinki başka, hikayeniz başka. Öncesinden tanışıklığım hani birebir de Tekin Aras kim derseniz beni tanımazdı. İşte deprem bölgesinde çalışırken iki defa tokalaştım. Öyle söyleyeyim Ekrem Bey'le. Ama bize ekibinde, yönetiminde yer verdi. Evet. Önceki dönemde alamadığım şefliği bana verdiler. Yani liyakat esaslı bir yönetim sistemi. AK Parti döneminde başladınız. Tabii ki de 2012'de başladım ben. Yani yeni başlamadım Ekrem Bey'le. Peki böyle şimdi Instagram'da falan bayağı popülersiniz. CHP'li diğer yerlerden seçmenler sizi şey yapıyor mu? Yani bizim imamımız işte falan. Evet. Yani Muğla'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Diyarbakır'dan, her yerden böyle güzel sevgi cümleleri, mesajları alıyoruz. Motive edici oluyor. En azından iyi bir yolda yürüdüğümüzü görmek iyi bir şey. Yani gayemiz buydu. AK Parti döneminde alamadığımız şefliği dediniz. Biraz herhalde hikayesi olan bir şey. Yani, çok derinde bir hikayesi yok ama şöyle, ben aynı zekaya, aynı ahlaka, aynı yapıya sahiptim. Bununla alakalı müracaatta bulundum ve kabul görülmedi. Ama yönetim değiştikten sonra aynı müracaat direkt devreye alındı ve gayet güzel de bu işi yaptık. Elhamdülillah. Yapılabiliyormuş aslında ama sadece benim adamım, benim memleketim, benim insanım üzerinden ilerleniyor. Yani buna karşıyım ben. Bu olmamalı. Kim olursa olsun bu olduğu zaman gençler umutsuz oluyor. İşte bu beyin göçü, bu fiziki göç bundan dolayı başlıyor. Ben çok iyi bir üniversitede okusam da harikulade bir zekaya ve projeye sahip olsam da bana sahip çıkılmıyor. Bunu dediği zaman genç buradan Avrupa'ya gitmek zorunda kalıyor işte. Bu olmasın. Herkes şeffaf bir şekilde kendini yetiştirmiş olduğu kulvarda adil bir yarışa girsin, biri kazansın. Biz bunu istiyoruz yani.
Ben bunu gördüm. Genç olarak herhalde çevrenizde de bunlar daha tabii, onların da önü açılsın. Konuşuluyordur. Kürtçe konuşuyor musunuz? İyi konuşurum. O seçmenlerle de o... Çok diyalogum vardır. Yani. İşe yarıyor. Yani. Şey oluyor yani. Bu ya, avantaj yani bu. Kendinden görmek istiyor insanlar. Yani şimdi ben şunu biliyorum. Belediyede hep tanıdığımız insanlar, genç arkadaşlarımız böyle kıymetli insanlar bir araya toplanmış, bir hizmet etmeye çalışıyorlar. Ama makamların, koltukların bazı egoları ve kibirleri vardır. Yani 25 yaşındaki genç kardeşimiz kimse ona telkinde bulunmadığı için ve anlatmadığı için 65-70 yaşındaki kelli felli böyle kıymetli amcalarımız, dedelerimiz bir soru sorduğu zaman kafasını kaldırıp cevap verme tenezzülünde dahi bulunmuyorlar mesela. İşte bunun ortadan kalkması gerekiyor. Bu sebeple yani bir balık baştan kokar zihniyetini değiştirmek istiyorum ben belediyede. Bu sebeple o gençlerin hani daha böyle halkla iç içe olmasını ve halk belediyeye geldiği zaman da bu sevecen tavrı, devletin ve belediyenin yumuşak yüzünü görmelerini istiyorum. Bunu Kürtçe bir kelime söylediğimiz zaman insanlar böyle rahatlıyor. Değil mi? Ve bunu Trabzonlu kardeşimize de aynısını yapıyoruz. La deme uşağım öyle dediğin zaman rahatlıyor yani. Senin bu kendinden böyle bir şey. Görüyor. Evet. Yani bunu yapmak çok zor da değil. Yani hayatın tamamını devlet dilinde sokamayız. Evet. Biz insanız ve yaşıyoruz yani. Doğru. Peki Arnavutköy için, şimdi orada yaşayan ve aynı zamanda da genç birisi olarak Arnavutköy için ne yapmak istiyorsunuz? Yani özellikle işte gençler bazında olabilir. En pırıltılı bir genç olarak projeniz nedir Arnavutköy? Artık Boğaz'daki Arnavutköy değil, oradaki Arnavutköy gerçek gençler. Yani böyle göz önünde bulundurulsun. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Yani parti belediye başkan adayı arkadaşımız televizyon programına çıktılar. İşte arkalarında dönen silüet Arnavutköy, işte Boğaz'daki Arnavutköy'ün fotoğrafları döndü arkada. Gerçekten mi? Yani çok üzücü bir durum. Yani bir televizyona çıktı. Kim çıktı? AK Parti. İki tane arkadaşımız yok. AK Parti değil. Yani bu çok üzücü bir şey. O kadar benim büyük cehalet var. Benim yani adıma çok, ben çok üzüldüm. Çünkü ben oranın çocuğuyum. Arnavutköy benim köyüm yani. Sadece bir çatısı yok. Benim evim olarak bakıyorum ben oraya. Orayla alakalı böyle kötü bir şey söylendiği zaman ben 1994-95 yılında abilerimle Arnavutköy'den kalkar Topkapı Suriçi'ne ayakkabı boyamaya giderdim. O zaman oradaki esnaf oğlum köyden mi geldin derlerdi. Ayağımızdaki çamurdan kaynaklı. Arnavutköy 20 yıldır hala o çamurundan kurtulmadı. Ve hala üzülüyorum bunun için. Yani ben 93 yılında ilkokula başladım. Bir tane okul vardı. Şimdi isimleri telaffuz ettiğim zaman herkes anımsayacak. Boğazköy Belde Belediye'ydi. Orada Boğazköy Şirindere Atatürk Mahallesi mevkii. Orada Ayazma İlköğretim Okulu vardı. Şehşamil İlkokulu, eski Kars Mahallesi dediğimiz tarafta vardı. Ve bir de Arnavutköy Merkez Okulu vardı. Orada nüfus 4000-8000 arasındaydı. O zaman o 3 tane okul vardı. Şu an 80.000-90.000 olmuş nüfus. 5 tane okul var. 2002 yılında bir okul yapılmış, başka okul yapılmamış. Arnavutköy'de neyi değiştirmek istiyoruz? Öncelikle insanların eğitime ulaşmasını sağlamak istiyorum. Bunun olması gerekiyor. Çünkü Arnavutköy'de çok ciddi bir eğitim yoksunluğu var. Ve çocuklar Terkos Durusu'dan Arnavutköy merkeze lise okumaya geliyorlar. Arnavutköy 336 bin nüfusa sahip. 3.1 milyonluk geliri var. Arnavutköy'de bir tane fen lisesi yok. Bir tane sağlık lisesi yok. Bir tane güzel sanatlar lisesi yok. Bir tane spor lisesi yok. Ve bunun tamamı başka ilçelerden sağlanmak zorunda kalınıyor. Peki bugün dar gelirli ailelerin yaşamış olduğu Arnavutköy'de servis ücreti vererek, servis olmazsa harçlık vererek çocuğunu ne kadar gönderebilir? Dedelerimiz işte 30, 40, 50 yıl öncesini ben falanca kilometre yol yürüdüm, gittim eğitim aldım geldim. O zamanla bu zaman bir mi diyorlar ya. Arnavutköy hala falanca kilometre yürünüp gidilip gelinip eğitim alınmaya çalışılan bir alan. Çok var mı böyle öğrenciler gidiyor mu? Var. Otostop çekip gidip geliyor çocuklar. Hadımköy'e. Yani bir Ömerli Deliklikaya var. Deliklikaya dediğimiz yerde düşünün orada bir nüfus var. Ve geniş bir nüfus. Hemen yan tarafı Bahçeşehir. Sağlık ocağı yok.
düşünün. Ve caminin altında bir oda var. Hemşire ve doktorumuz oraya giriyor. O caminin altındaki odada insanlar sağlık hizmeti alıyor. Bu, böyle. Burası İstanbul yani. Burası Deliklikaya, Hadımköy'e bağlı. Yani Avrupa'nın en büyük sanayilerinden birine sahip. Türkiye'nin dış ihracatında %6'yı direkt etki eden bir alandan bahsediyoruz. Onun hemen yanı başında. Sağlık ocağı yok. Boğazköy sağlık ocağı yok. 25 yıldır. Orada belediye binası vardı eskiden. 25 yıldır sağlık ocağı yok. İstiklal Mahallesi. Belediye ne yapmış orada? Bu sadece belediye de değil. Bayağı devlet unutmuş gibi yani. Yani hayır yani şimdi belediyeli... şey diyor ya Erdoğan. Yani iktidar yani merkezle yerel aynı olmazsa oraya hizmet gitmez. Burada AK Parti var değil mi? Tabii AK Parti var tabii. 15 yıldır bir yönetim oldu o 20 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi beraber yönetim. Peki nasıl oldu ki 22 yıldır da AK Parti iktidarda, belediye de AK Partili. Nasıl bu kadar caminin altında sağlık hizmeti verme yani herhalde 1940'ların Türkiye'sinden bahsediyorsunuz. Şimdi yani bunu açıklasınlar insanlara mesela. Yani Ömerli'de, Deliklikaya'da bir lise yok. 20 bin, 25 bin nüfus var orada. 25 bin kişi yaşıyor. Evet, yani insan yaşıyor orada. Bir lisemiz yok bizim. Bir fen lisemiz yok. Mesela Arnavutköy'de neden bir fen lisesi yok bunu anlatmak lazım. Şimdi şöyle bir enteresan bir olay var. Çok acayip bir şey. Mevcut ya. Belediye başkanımız Haşim abi. Haşim abi diyorsunuz. Haşim Bey, Haşim abi. Ben severim. O da beni sever yani. Ama bunu söylemek zorundayım. Ben oranın çocuğuyum çünkü. Evet. Ben vatandaşım ve bir seçmenim. Oy kullanıyorum. Şimdi ben belediyeyle alakalı eksiklikleri dile getirdikten sonra 4 saatlik bir röportaj verdi arkadaşlara. 20 yılda yorumlara bakarsanız 20 yılda belki de vatandaşa en çok iç içe olduğu bu 4 saattir. Kesin. Yorumlara bakın anlayacaksınız bunu. En büyük projeniz ne diyorlar bana? Ben diyorum ki insanlarla iç içe olmak. Çünkü Arnavutköy'de insanlar bunun yoksunluğunu yaşamış. Belediye başkanını hiç görmemişler. Tanımayan insanlar var. Ne yapıyor belediye başkanı peki? Yani nasıl vaktini nasıl geçiriyor? İşte. Okey oynuyordur herhalde. Bilmiyorum. Yani problem bu aslında. Şimdi biz de o söyleşilerden ilerliyorum ben. Tamamen kendi söylemiş olduğu şey. Bunu arkadaşlar açıp baksınlar. Bize çok ısrar, ben çok vurdum oraya çünkü. Bir alışveriş merkezi var Avlu 34 isminde. İl Özel İdaresi tarafından eğitim alanı olarak tahsis edilmiş. Ve orası Arnavutköy Belediyesi'ne verildiği zaman Arnavutköy Belediyesi demiş ki ben buraya bir kültür salonu yapacağım. İl Özel İdaresi eğer ki bu eğitim alanını bu şekilde kullanırsan Arnavutköy'e 7 tane okul yapmanız gerekiyor diye bir sözleşme imzalatmış. Arnavutköy Belediyesi bunu kabul etmiş. Orası kültür salonu değil, bir alışveriş merkezi olmuş. Buraya geçtik. Söylem şu. İnsanlar çok ısrar etti. Çok ısrar ettikleri için oraya bir alışveriş merkezi yaptık diyor. Şimdi şunu söylüyorum ben. Alışveriş merkezine ihtiyaç olabilir ama bu belediyenin görevi değil. İnsanların eğitim ihtiyacı var. Eğitim alanı olarak tahsis edilmiş bir alanı alışveriş merkezi olarak kullandıysanız söz vermiş olduğunuz o 7 okulu yapmanız gerekiyordu. Bunu yapmadınız. Şunu sormak istiyorum ben. İnsanlar çoluğunu çocuğunu alıp alışveriş için haftada bir günde olsa Arnavutköy'ün dışında bir ilçeye gidebilirler. Ama insanları her gün çocuklarını Arnavutköy'ün dışına eğitim için götüremezler. Bu sebeple o okulları yapmak gerekiyordu ve o borcu ödemek gerekiyordu. Ve 15 yıldır aynı vaatler devam ediyor. Okul yapacağız. Yani okul yapılmak için verilen alana okul yapmamışsınız, okul yapmayacaksınız. Kapalı kadın plajı yapacağız. 3 dönemdir bu vaat dönüyor. Spor kompleksi yapacağız. Alan belli, zemin belli, yapılmıyor. Arnavutköy'de böyle denize girilen yerler var mı? Avrupa yakasının en uzun sahil şeridine sahip. Karaburun. Orman. Haberimiz yamaç paraşütü yapılacak yer. Göl, Terkos, Sazlıbosna. Yani harikulade bir manzaraya alana sahip. Ama biz çoluğumuz çocuğumuzla Florya'ya, Şile'ye, Beşiktaş'a gitmek zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü Arnavutköy Karaburun'un kendisine ait olduğunu Ekrem Bey seçimi kazandıktan sonra hatırladı. Ekrem Bey seçimi kazanınca orayla alakalı bir çalışma yaptı. Arnavutköy Belediyesi Karaburun elimizden gidiyor deyip bakanlıkla bir protokol imzaladı ve İBB'yi devre dışı bırakarak oraya bir çalışma yaptı. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bundan önceki o 19 yıl neredeydiniz?
Şimdi orada bir denize girecek bir yer mi yapıldı? Yani bir dalga kıran falan yapılmaya çalıştı ama o da olmadı. Hmm. Hepsi çöktü, yıkıldı. Tamam. Balıkçı barınakları arkadan gelen kuzey rüzgarlarıyla tamamen camları falan kırıldı. Yani insanlara hizmet gayesiyle değil de birilerine bir şey göstermek için yapıldı. Hmm. Bu da bir hizmetsizliğe sebebiyet verdi ve israf oldu. Hmm. Şimdi kötü tarafı, Arnavutköy Belediyesi'nin gözle görülür bir hizmeti yok. Denk bütçeyle yola çıktık deniliyor. 3.1 milyar geliri var. Şu an 1.5 milyar borcu var. Şu anda metro açıldı değil mi Arnavutköy? Evet, bir metro açıldı. Halkalı. O Arnavutköy için iyi. İki tane durak var. Şöyle Arnavutköy'ün tabii ki de iyi. Yani metronun gelmesi iyi olmaz mı? Harikulade iyi. Arnavutköy teğet geçiyor ama. Öyle mi? Tabii ki de. Yani durak var Arnavutköy merkezde. Ama Halkalı, Arnavutköy'de çalışanların yoğunluğu Sultan Gazi, Habibler, Gazi Osman Paşa tarafı. Dünkü yani, açılan metrodan mı bahsediyorsun? Evet, oradan bahsediyorum. Durak Arnavutköy'de ama Halkalı tarafından yani bağlaştırma yollarla o kullanılabiliyor. Direkt Arnavutköy'ü etkileyen bir şey değil. Havalimanı üzerinden bir durak. O zaman Arnavutköy metrosu demek yanlış mı? Yani durak olarak geçiyor. Durak olarak doğru ama ihtiyacı karşılamıyor. Çünkü Halkalı'da çalışan sayısı az. Bizde Sultan Gazi ve 500 evler Gazi Osman Paşa tarafında, Mecidiyeköy Şiş tarafında çalışanlarımız çok. Yani Halkalı'ya oradan bir metronun Halkalı'dan peki bağlantıyla falan var mı öyle? Bağlantı tabii bir yerden bağlantı elbette var. İşte işte Venezia. Bu herhalde iktidar orada bunu havalimanına entegre bir metro bu yani. Arnavutköy'ün yerlerine entegre bir metro değil bu kesinlikle. Evet. Tabii ama metro havalimanı Arnavutköy sınırı içinde. Tabii mi? İçinde. Hı. Evet. Arnavutköy sınırı içinde olmasına rağmen Arnavutköy'ün en az istifade ettiği alan. O kadar yani dünyanın en büyük havalimanı aslında Arnavutköy'de olma. Arnavutköylüler. Ama burada bir vizyonsuz. Sağlık ocağının da caminin şeyinde olduğu bu kadar mahrumiyet yaşayan nasıl bir yer vizyonsuz? Çok güzel. Şöyle şimdi bu havalimanının geleceğini hepimiz önden biliyorduk. Bir proje çalışması oldu. Ve bununla beraber hali hazırda yaklaşık 5-6 yıldır da devam eden bir açılışı var havalimanının. Şimdi bir havalimanı geliyorsa oraya yerleşim alanıyla alakalı otel gelecek demektir. Otellere bir alan tahsis edilmesi gerekiyordu. Ama Arnavutköy'de oteller şehrin içine yani evlerden bozma sistemde otellere döndü. Bir i̇şte izleyicimiz diyor ki bunları keşke bir harita üzerinden anlatsaydınız daha İyi olabilirdi evet, diyor. Olabilirdi doğru. Evet. Doğru. Havalimanı Arnavutköy'ü bilenler aslında çok iyi anlıyor bunu. Onlar anlaması yeterli zaten. Evet. Çok iyi anlıyor çünkü bahsettiğim yerler dedik ya 7 tane. Şimdi en büyük sıkıntı ben şöyle görüyorum. Ahmet Haşim Baltacı abime, başkanıma bunu bir kardeşi olarak söylüyorum ona. Yani Arnavutköy 7 beldeden oluştu ya. Haşim Bey Arnavutköy Belediyesi'nin yani Merkez Belediye'nin belediye başkanıydı. Belde Belediyesi'nin. Etrafında Bolluca, işte Hadımköy, Haratça, Terkos, Turusu, Taşoluk, Boğazköy gibi beldeler vardı. Haşim Bey o merkezdeki belediye başkanlığında kaldı. Diğer belde belediyelerine yönelik bir hareketin içine giremedi. Biz kendi makam odasından kendi çevresinden çıkamadı. Kendi, belde belediyesine. Evet, merkez belediye başkanlığının dışına çıkamadı. Kabı genişleyemedi. Yani orada kaldı. Hizmetsiz aklı. Kaldı diğer yerler. Çünkü bütün yığılmalar orada oldu. Bak şöyle bir şey söyleyeceğim size. Arnavutköy'de muhtar adayları şöyle bir vaat veriyor. Size ATM getireceğiz. Ne? ATM getireceğiz. Muhtarlar. Evet. Reklam kampanyası. Öyle. Hmm. Pardon yani seçim kampanyası. Şöyle şimdi İmrahor'a bir ATM geldi. Ben yokluğuyla alakalı bir konuşma yaptım. İnsanlar onun önünde video çekip Tekin Başkan teşekkür ederiz ATM için diye video atıyorlar. Biz söyledikten sonra bazı şeyler olmaya başladı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir mahalle var. 30 yıllık yerleşimi var. ATM yok. Belediyenin görevi ATM getirmek değil. Bunu biliyoruz. Ama hizmeti sadece merkez eski Edirne asfaltı üzerine kurdular. Ve insanlar para çekmek için Arnavutköy merkeze geliyor. Trafik diyoruz ya. İşte bu bir trafik. Çok gibi, büyük bir yer bir de. Köyden çok geniş. Aynen. Köyden ilçeye iniyorsun. Hala devam köy, ediyor. Yani köyden bayağı ilçeye iniyorsun. Evet. Evet. Belgeleri birleştirdiler. Pazarını yap, marketini yap.
Tek bir belde kaldı herkesin merkezde. Yani 1960'da 70'te rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerinin çekildiği Boğazköy'den bahsediyoruz. Ve orada şu an sağlık ocağı yok. Benim de büyüdüğüm mahalle. Sağlık ocağı yok. Yani nasıl sağlık ocağı? Park yok. Şimdi park Arnavutköy'de insanların kafasında şu. Park dediğimiz zaman bizim Arnavutköylü olarak aklımıza gelen iki tane kaydırak, iki tane de salıncak. Bu. Halbuki bir yeşil alan, bir ağaçlandırılmış yer, bir yürüyüş yolu, bir çocuk gezdirme alanı, bir dinlenme alanı böyle bir şey yok. Öyle yok yani. Yok. Normalde ya yeşil bir yer değil mi Arnavutköy? Kendiliğinden yeşil. Öyle bıraksalar biz yine barınacak alan buluruz ama yok. İşte böyle bir yoksulluk var Arnavutköy'de. Böyle bir problem var. Ya öyle evet, bahsediyorsunuz gerçekten. Ki ben şu an şeyde İstanbul'da yaşamadığımı siz de hani bayağı böyle nasıl söyleyeyim hani Türkiye'nin neresi olabilir bu? Böyle Türkiye'nin şey hiçbir yeri olamaz. Çünkü Arnavutköy Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı bir öğretmen evi yok. Bunu kötülemek için değil, kültür seviyesi yüksek olduğu için söylüyorum. Şırnak, Cizre'de öğretmen evinde kaldım ben. Şöyle düşünün, yani Arnavutköy'de öğretmen evi yok mesela. Çocuklarını gönderebilecekleri iyi okullar olmadığı için öğretmenlerimiz, doktorlarımız kalmıyor Arnavutköy'de. Ve eğitim sekteye uğramak zorunda kalıyor. Çünkü çocuğunu eğitemiyor adam. Ben başka bir ilçede o zaman görev alayım diye. Aslında Arnavutköy'de şey var değil mi? Böyle filmlerin, dizilerin platoları. Aslında böyle, böyle bir şey hatırlıyorum sanki. Yani işte Boğazköy'de verilen vaatler arasında bu var. Şimdi 98 tane vaat verilmiş. 16-17 tanesi yapılmış. Bunların içinde işte Yeşilçam Müzesi de var. Ama yok. Harikulade bir seyir alanı var Boğazköy'de. Kırmızıtepe dediğimiz. Bir seyir terası kurulsa muazzam bir alan. Yok. Bizim deniz, kum, orman, göl her şeyimiz var. Bir sosyal tesis alanı yok. Terkos Gölü etrafında Ekrem Bey bir açılış yaptı. Beraber yaptık. Yine Haşim Bey'in anlatımı üzerinden gidiyorum. İşte geldiler bir açılış yaptılar. Biz zaten rahmetli Kadir Topbaş zamanında orayı görmüştük. Sanki yeni bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Şimdi Allah rahmet eylesin Kadir Bey vefat edeli çok uzun yıllar oldu. Siz de yönetime geleli çok oldunuz ama 30 yıldır orası kapalı ve kimse orayı kullanamıyor. Ya Ekrem Bey geldi, 80 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Göl kenarında. Kafeteryaların olduğu, sosyal tesislerin olduğu, su müzesinin olduğu, tarihi eserlerin olduğu bir alan açıldı insanlara. Ve orada konser verdik biz. İnsanın hizmetine sunmadığın sürece istediğin kadar rezerv alanına sahip ol. İnsanlar istifade edemiyor. Arnavutköy'den mesela Taksim'e kaç dakikada geliniyor? Ya bu işte trafik durumuna göre değişiyor. Otobüsler var değil mi? 5 bir saat arası. Bir saat. Otobüsler mi var burada? Tabii otobüsler var aynen. İşte burada metronun, tramvayın birkaç durak atlanarak ya da buradan bir yere geldim, oradan başka bir yere geldim yoluyla da olabilir. Öyle geliniyor. Aynen. Evet. Sizin peki 100 günlük şeyiniz var mı? Yani ilk 100 günde şunları yapacağım gibi bir projeleriniz var mı? Birinci önceliğimiz Arnavutköy'de merkezde yığılmış olan trafiği rahatlatmak. Bunun için şimdiden çalış... Orada da mı trafik sorunu var? Tabii. Dedim ya eski Edirne asfaltı üzerine kurulmuş bir Arnavutköy'den bahsediyoruz. Evet. Taksici arkadaşlarımız var mesela. Onlara bir cep ayarlıyoruz şu an. Ve durak alanı, yeni durak alanları ayarlıyoruz ki trafiğin akışı devam etsin. Tek yön sistemi var. Yani tek yön sistemi o Avlu 34 AVM'nin önüne çıkacak şekilde ayarlanmış. Arnavutköy'de nereye girerseniz girin, çıkmak için gidip onun önünden dönüp çıkmanız gerekiyor. Yani alışveriş merkezine göre hayat kurulur. Evet, öyle kesinlikle. Sonradan oldu bu ve ona entegre edildi. Yani bunu göz ardı etmeyelim, herkes de bunun farkında. Ne demek istiyorsunuz yani bu? Şu yani oranın önüne çıkartmak için ayarlandı. Bu çok, direkt bunu söylüyorum. Çalışmıyorum yani. Evet. Evet. Yani, bu yapıldı. Bunu 15 yaşındaki çocuk da biliyor. Neden oranın önünden dönmek zorundayız? Ne kar var? Bilmiyoruz. Yani oradaki belediye mi? Yap işlet devlet sistemiyle yapıldı. Bir anlaşma olabilir yani. Bilmiyoruz içeriğini. Evet. Ama bize yaşatılan bu. Bu sebeple bu trafik problemini çözmemiz lazım. Tek yönle alakalı. Esnafımız, merkezdeki esnafımız bir fırıncı gelen
ekmek arabasına yükleme yaptığı için ceza yiyor mesela. Adam dükkanın önüne kendi dükkanından aldığı ekmeği yükleyemiyor. Bununla alakalı bir cep çalışması yapmamız gerekiyor. Eylem planlarımızın içinde bu var. Özellikle ana arterler üzerinde. İşte taksici arkadaşlarımıza bir cep, geniş cep. Yani dünyanın her yerinde, en işlek sokak ve caddelerinde dahi 4-5 tane taksinin arka arkaya durabileceği duraklar vardır. Ama orada arkadaşlarımızın durduğu yerlerde, şimdi geçen ziyaretlerine girdik, gittik, bahsetmiş olalım onlardan da. 17 tane ceza yemiş arkadaş. 17 tane ceza. Ne kazanıyor ki, ne ödesin bu adam? Bu sebeple onlara bir alan tahsis etmemiz gerekiyor. Duran ben, oyunu aldınız şu anda dinliyorlarsa. Ya Arnavutköy'ün insanların huzurlu bir şekilde yaşamasını istiyorum ve mutlu olmasını istiyorum. Yani o taksicilerin hepsi de çocukluk arkadaşlarımız. Hep tanıyoruz birbirimizi. Köy orası çünkü. Yani Suatlar var. Aynı şekilde merkez yığılmış, otopark yapmamız gerekiyor. Merkeze hemen yakın lokasyonlarda katlı otopark yapıp o yürüme alanlarını biraz çoğaltıp insanların oraya arabayla giriş çıkışını yavaşlatmamız gerekiyor. Özellikle bazı sokaklara, ters sokaklara, herkes bilir eski Perşembe Pazarı'nın olduğu alanlara kapan koymamız gerekiyor. Herkes orayı iyi bildiği için kestirme alanlarda trafiğe sebebiyet veriyor. Yani böyle bir vizyon projesi gibi bir şey var mı aklınızda? Çünkü var. Yani bunlar mesela tabii ki bunlar hepsi yapılması gerekir ama temel olarak oradaki hayat standartını yükseltmek için oraya sermayeyi, insanları çekmek lazım. Evet, 3 başlık söyleyebilirim bunun için. Bir tanesi dediğimiz gibi çok büyük bir havalimanına sahibiz. Oraya bir kongre merkezi ve fuar alanı. Büyük bir fuar alanı inşa edeceğiz. Çünkü Arnavutköy, insanlar artık otel çevresi de orası olduğu için bu konuda kullanılsın istiyoruz. Yani oraya gelip orada kalan ama başka fuar alanlarını kullanıyorlar. Biz bunu Arnavutköy'ün yerleşkesi içinde yapıp insanlara orada ekonomik olarak da fayda sağlamasını istiyoruz. Ve o alanın içine bizde hemşeri dernekçiliği, il dernekçiliği çok fazla olduğu için onlara da bir alan tahsis edip hem düğün organizasyonlarını hem de etkinlik alanlarını iyi yapabilecekleri bir alanı onun içine koymak istiyoruz. Bir bunu yapacağız. Bir de orta ölçekli sanayi inşa edeceğiz Arnavutköy sınırları içine. Çünkü bizim orada tekstil firmaları ve ayakkabıcılarımız çok. Şu an Sultan Gazi üzerinde daha çok bunu devam ettiriyorlar. Biz bunun aynısını, çünkü iş gücü en çok oraya Arnavutköy'den kalkıp bunun için gidiliyor. Ve insanlar Arnavutköy'de bununla alakalı o iş yeri sahipleri ruhsat problemi yaşıyor. Biz onlara bir orta ölçekli sanayi alanı tahsis edip ruhsat problemleri yaşamadan kendi alanlarını tahsis edeceğiz. Ve yapılarını ya belediye üzerinden ya da onlarla ortak bir şekilde yapmak istiyoruz. Ama Arnavutköy'de en çok değinmek istediğimiz şey, başta da bahsetmiş olduğumuz imarla alakalı problem. Şu, imar adaletini getireceğiz ve bunu şu şekilde yapacağız. Bizim orada müteahhitlerimiz var, mühendislerimiz var, mimarlarımız var ve oranın yerleşkesi, hayatı orada devam etmiş, orada para kazanan, orada harcayan, orada yaşayan insanlarla bir araya geleceğiz. Komisyonlar kuracağız. Hangi mahallede daha iyi imar ne şekilde yapılır? Bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu sebeple bir istişare kuruluyla güzel bir imari yapı yapacağız ve kuracağız oraya inşallah. Evet. Yoksulluğu çok. Şunu söylemek istiyorum. Çok buyurun, özür dilerim. Yani bunu çok kez dile getirdim ama Arnavutköy'de bir otosanayi yok. Otosanayi. Düşünün. Trafik dedik ya. İşte bunun içine otosanayi de giriyor. Arnavutköy merkeze köyken yapılmış evlerin altında. Yani böyle arabası küçük hasarlar olanlar başka yerlere gidiyorlar. Yani hepsi evlerin altında, bir sanayimiz yok. Şu an yapılıyor ve bu TOKİ tarafından yapılıyor. Ama mahiyeti belli değil. Esnafa sorulmamış, danışılmamış. Metrekaresi, büyüklüğü, yüksekliği, alçaklığı, oraya dorseli bir kamyon girer mi, girmez mi hiç istişare edilmemiş. Ben yaptım oldu, siz kabul etmek zorundasınız tarzıyla ilerleniyor. Normal şartlarda belediyenin bunu istişare yoluyla şöyle yapması gerekir. Şu şekilde başlıyoruz, peşinat şu kadardır, şu taksitleri ödersiniz ve bittiğinde toplamda yekun bunu vermeniz gerekir. Böyle bir şey yok. Vatandaş bittiği zaman neyle karşı karşıya kalacağını bilmiyor. Ve düşünün işte nasıl bir Arnavutköy'den bahsediyoruz.
336 bin nüfusu olan, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan, dünyanın en büyük projelerinden birinin konuşulduğu, yapıldığı ve kendi sanayisinin, oto sanayisinin olmadığı bir yer. Böyle bir Arnavutköy'den bahsediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Güzel aşırı okur musunuz? Evet okurum. Burada okumaz yani. Burada mı okuyalım? Yok, hayır sadece okumadım. Sordum. Yok. İyi okurum. Sesim de müsaittir. Sesiniz güzel zaten çok belli. Derecelerim de vardır. Gerçekten. Evet. Evet. Dinleriz inşallah. İnşallah, inşallah. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. İnşallah genç siyasetçiler, nitelikli siyasetçilerin önü açılsın. Onlar kazansınlar. Yolunuz açık olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. 10 gün mü kaldı? 10 gün kaldı. Çok sağ olun. 11 gün kaldı. Lansmanla beraber inşallah gol vuruşunu yapacağız. Kafa İnşallah. Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum. Çok başarılar. Evet. Haftanın son programını yaptık. Program konuğumuz, buyurun oturun. Program konuğumuz CHP'nin Arnavutköy'deki belediye başkan adayı Tekin Aras'tı. Genç bir isim. İnşallah başarılı olur, yolu açık olsun diyelim. Yıldıray bu arada Twitter'dan izlenme oranlarımız çok iyi. Değil mi? Evet. Yani orada bir şey var. Bütün Arnavutköy izlemiş demek. Bütün Arnavutköy izledi herhalde. Bayağı evet merak edildiniz, izlendiniz. Evet, biz haftaya pazar, salı, çarşamba tekrar burada olacağız Yıldıray ile beraber. Sizler de burada olursanız memnun oluruz, mutlu oluruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Bir hoşuma gitti. Bu Yıldıray Ordu diyebilir miyim? Madem olur mu ya? Başım dışarı. Yok sen oku ben. Bir şey oldu. Krize. Bilgisayarım bozuldu. Çok üzüldüm. Bilgisayarım bozulmuş. Depresyondayım.